Sevgili Ayça'nın yanındayım. Ayça İnci, değerli oyuncu arkadaşım, tiyatro sanatçısı. Kendisini ekranlardan tanıyorsunuz ama başka maharetleri de var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen? Ben de iyiyim. Ocağın arkasında gördüm seni bu sefer. Evet, biraz sıcak ama. Sıcak. Gayet güzel. Peki ne yapıyoruz burada? Çok güzel bir mekanın var. Ondan teşekkür bahsetmek ederim. İstiyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Seni hep oyunculukla biliyoruz. Nasıl böyle bir yemek sektörüne girmek düşüncesi uyandı? Aslında şu an bulunduğumuz dükkan, Çöp Şiş Dükkanı, İzmir Çöp Şiş Dükkanı. Bu daha önce dedemle babamın birlikte yaptıkları bir işti. 10-15 yıl öncesine dayanıyor. Hatta 20 yıl öncesinde de kebap işleri vardı Bodrum'da. Adana Urfa kebap salonları vardı. Sonra İzmir, Çeşme, Kuşadası gibi çöp şiş işini yaptılar birlikte. Dedemin vefatından sonra babam dükkanları ortaklarına devrederek bu işi bitirmişti. Ve ben 7 yıl önce hem dedemin ismini devam etmek, dedemin oyunculuktan sonraki ikinci işini de devralmak üzere, onun anısını da yaşatmak için bu sektöre giriş yapmış oldum. Bilal İnci'yi de almak istiyorum. Nur içinde yatsın. Koşun, atı tutun, Gümüşşehir'i kaçırmayın. Orada iki tane servis tabağı görüyorum. Aynen. Arasındaki fark nedir? Bu bildiğimiz klasik İzmir çöp şiş. Sadece Aydın Ortaklar'da bunu 3 et başa yağ takılarak yapılıyor. Ben ortaya burada yağ tercih ettim. Çünkü pişerken tamamen bu kuyruk yağdır. Kuyruk yağının lezzeti ete bulaşmış oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Ve zaten İzmir'i tercih edenler kuyruk yağlarını ayıklamaz. Eğer diyettelerse, kuyruk yağı yemiyorlarsa menüye İstanbul Çöp Şiş adı altında kuyruk yağsız sadece 3 etten oluşan çöp şiş de koyduk. Bu bir porsiyon değil mi? Evet, bu tam olarak bir porsiyon. Oo, bayağı doyurucu. Evet. Şimdi burada odun ateşimiz var değil mi? Evet. Köz haline gelmiş. Köz haline geldi. Bunları burada pişireceğiz. Bunun yanında domates ve biber de pişiriyoruz ve bir soğan kavurmamız var. Çöp şişin yanında soğan salatası var ve onu da burada pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Çok güzel görünüyor. Tam ağzıma layık görünüyor. Evet. Mis gibi de kokuyor. Muhteşem. O yağlı olan İzmir. O İzmir olan, o İstanbul olan. Harika. Bulgur pilavımız var, biberimiz, domatesimiz var. Bir de orada lavaş var. Bir de kimyonumuz var. Kimyon var, soğanımız var, kavurması. Soğan. Evet. Ben hem bir taraftan böyle bir dürüm yapayım istiyorum. Kesinlikle bir taraftan tadına şöyle bak. Bir tadına bakayım istiyorum. Bakalım, çünkü evet. İnsanın ağzı sulanıyor gerçekten. Afiyet olsun. Yumuşacık. Afiyet çok olsun. Çok güzel. Eti... Neresi? Kuzu mu, dana mı? Dana tranç. Dana tranç. Muhteşem. Ben onun tadına bakarken tamam. Hamburgerimizden bahsetmek istiyorum. Yer değiştirelim mi? Tabii, yer değiştirelim. Ben alayım hamburger köftelerini. Hamburgerin eti de dana döş ve dana tranç'tan hazırlanıyor. Ve tamamen kendi bir formülümüz var. Onu tabii söyleyemiyoruz. Makine mi, elde mi yoğuruyorsunuz? Elde tamamen ev yapımı hamburger ve kömür ateşinde. Yeni bu sene koyacağız bunu da menüye. İnciden burger. Güzel. Ve evet şöyle. Ben... İçinde ne var? Karabiber, tuz, soğan var mı mesela ya da sarımsak var mı? Hepsi var. Hepsi var. Ama ölçülerini söylemiyoruz, evet. Anladım ben bir es verince. Hepsi var. Paylaşmak istemediğini anladım. Sarımsaksız, soğansız köfte olur mu? Olmaz. Olmaz. Aynen öyle. Öyle yavan yavan et yemiş gibi bir şey oluyorsunuz. Evet. Ben bir taraftan şöyle dürüm tamam, yapayım istiyorum. Tamam, siz dürümünüzü yapın. Evet. Etimiz de çok güzel evet. Koktu. O da ağır ağır pişiyor. İçine ağır ala ağır ala. Pişiyor, aynen. Bayağı büyüktü çünkü küçülmeye başladı. Tam hamburger ekmeğine göre olacak değil mi? Evet. Hamburgerlerimiz hazır. Rengarenk hamburgerler. Ayça'cığım çok güzel ev yapımı hamburgerlerini yaptı. İsmi neydi? Konak. Konak. Yeşil olan? Yeşil. Kornişon turşu soslu. Hı. Pembe. Bu pancar soslu. Bunun Alsancak ismi. Alsancak ismi. İzmir lezzetleri tabii ki. Bu da zeytin ezmeli soslu olan. Siyah sosumuz karaburun. Karaburun. Vay çok güzel lezzetler. İki tane daha sosumuz olacak.
dediğim gibi hardal ve acı soslu. Hardal olan Göztepe, acı soslu olan Karşıyaka. İzmir'e selam olsun artık değil mi? Evet, selam. Ya özledik mi, ne yaptık İzmir'i? Kesinlikle. Yaz erken bitti ama. Yaz erken bitti ama kışın da keyifli oluyor İzmir. Özellikle sonbaharda. İşte gidemiyoruz, keşke gidebilsek. Gidebilsek. Vallahi orada olanlar çok şanslılar gerçekten. Güzel lezzetler yaptık Ayça ile beraber. Çöp şiş yaptık, bir de hamburgerler hazırladık ama Daha bitmiyor. Evet, İstanbul'un ortasında Bostan'a gidiyoruz. Ne diyeceksiniz? Evet. Toplayacağız güzel güzel. Göreceğiz neler var o Bostan'da. Evet. Sonra sahilde gezeceğiz. Sahilde gezeceğiz. Sonra da orada söyleyeyim mi? Söyleme. Söylemeyeyim. Söyleme. Diğer dükkana gideceğiz ama ne dükkanı olduğunu söylemeyeyim. Söylemeyelim. Hadi gelin. Siz de bizimle beraber olun. Şişini yedik. Çok da güzeldi. Çok da başarılıydı. Afiyet olsun. Şahane bir zeytinyağı sofrasındayız. Teşekkürler. Nereden geliyor bu maharet, ilgi? Yıllardır evde kekler, kurabiyeler, börekler ve özellikle en çok sevdiğim şey de Ege mutfağı. Ve Rum mezeleri, Ermeni mezeleri, Yahudi mezeleri, yani İstanbul mezeleri, İstanbul'da yaşamış olan tüm kültürlerin yaptığı yemekler hep ilgi alanımdı. Neler var? Şöyle tek tek bir sayabilir miyiz acaba? O zaman oradan başlayalım. O maş fasulyesi salatası, şakşuka, yoğurtlu pancar, yoğurtlu patatesli salatalıklı, pancarların saplarından yapılmış pancar sapı mezesi, arpa şehriye salatası, fava, yaprak sarma. Bu da kabakla yapılan bir meze. Taze fasulye, Ayşe Kadın, mercimek köftesi, bu Girit ezmesi, köz patlıcan ve bu tarçınlı barbunya. Aa çok ilginç. Ermeni mezesi. Ve? Enginarımız portakallı pişirilmiş. Portakal suyu. Enginar çok seviliyor ve çok besleyici. Barbunya da tarçınlı olması çok enteresan. Ben birazdan seninle stüdyoda rica etsem ikisinden yapabilir misin? Tabii. Bak şimdi bu güzel hazırlamış oldukları zeytinyağlarının tadına bakacağız. Bir de seninle sonrasında sahile inelim mi? İnelim, güzel sahilde böyle deniz kenarında bir çay içelim.